Şirket partileri iş ortamına ve arkadaşlarımıza ısınmamızı sağladıkları için oldukça iyidir. Bu partilerde her an her türlü olay olabilir. Özellikle tatil zamanları çoğu şirket çalışanlarıyla birlikte rahatlamak ve eğlenmek için bu tarz partiler düzenler. Bugün size hiç beklenmedik bir şeyin yaşandığı bir şirket partisini anlatacağız. Hikayenin sonunu öğrenmek için sonuna kadar izlemeyi ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hikayemizin geçtiği şirketin patronu çalışanlar tarafından epey seviliyordu. Çünkü bu patron sık sık parti düzenliyordu. Patronun parti düzenleme sebebi çalışanların mutlu ve rahat olmasını sağlamak ve böylece verimliliği artırmaktı. Ayrıca çalışanlar da çok iyi biliyordu ki patronları da en az onlar kadar eğlenceye düşkündü ve herkesin eğlenmesi onu çok mutlu ediyordu. Bugün anlatacağımız partide patron biraz sarhoş olmasına rağmen hiç çekinmeden dans pistine geçti ve herkesi şaşırtacak bir gösteri sergiledi. Normalde patron dendiğinde insanların aklına aşırı ciddi, huysuz ve kesinlikle çalışanlarını düşünmeyen insanlar gelir. Ama bu patron farklıydı. Çalışanların iyiliği ve mutluluğunun verimliliği artıracağının çok iyi farkındaydı. Şirketlerdeki çalışma ortamının verimli ve faydalı geçebilmesinin en önemli şartı çalışanların mutlu olmasıdır. Ve bunu sağlamanın da en kolay yolu sık sık şirket aktiviteleri yapmak, çalışanların kendilerine vakit ayırabilmelerini ve birbirleriyle arkadaşlık bağları kurmalarını sağlamaktır. Bu sayede çalışanların hem mutluluğu hem de mesai saatlerindeki verimlilikleri hayal edilemeyecek kadar artar. Bu şirketin patronu da bir kizomba dansçısıydı. Kizomba dansı, Angola ve Portekiz kültürlerinin senteziyle oluşan bir danstır. Sara Lopez Martine de şirket partisinde tüm çalışanlarına unutulmaz bir kizomba performansı sergileyen güzel patronun adı. İnternette sızan videonun altında yazanlara göre bu video yılbaşı partisinde çekilmiş. Videodakiler de Sara'yı dans pistine çağıran çalışanlarıymış. Bunun üstüne de Sara dans pistine geçip ritmik hareketleriyle herkesin ağzını açık bırakmış. Sara profesyonel bir dansçı olduğundan ve yetenekli olduğu kadar güzel de olduğu için aslında bunda şaşılacak pek bir şey yoktu. Kizomba dansı her hareketinde kadınsal zerafetin ve romantizmin kullanıldığı oldukça etkileyici bir danstır. Sara da genç yaşından beri bu dansı yapıyordu. 5 yaşındayken ailesi Sara'ya dans öğretmeye başlamış ve 15 yaşında da Londra'daki bale okulunun kursuna gitmiş. Sonrasında 9 yıl flamenco, 1 yıl modern dans çalışmış. 17 yaşındayken de kizomba öğrenmiş. 19 yaşında Latin danslarına merak sarmış ve bu merakı sayesinde salsa dansıyla alakalı türlü yarışmalara katılmış.